Merhaba sevgili küresel savaşçılar. Yeni bir video ile daha hoş geldiniz. Uzun süredir ayrı kalmıştık ancak üst seviyede bilgi sunacağımız bir video ile daha karşınızdayız. Bugün sizlerle Türkiye-İsrail arasındaki yakınlaşmayı, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri, ülkemizi ve bölgeyi gelecekte nelerin beklediğini ve Türk donanmasının savaş gemilerinin ne zaman İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret edeceğini konuşacağız. Aklınızın ve gözlerinizin daima açık olması dileğiyle iyi seyirler dileriz. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa ortak bir açıklama yaparak ülkemizin Doğu Akdeniz'de yapmakta olduğu petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu savunarak bu faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürdüler. Ancak Akdeniz gaz formu içerisinde yer alan 4 ülke İtalya, İsrail, Ürdün ve Filistin bu deklarasyonda yer almadı. Ülkemizin her zaman meşru zeminde bulunması, kararlılığı ve bunu koruyan askeri gücü sayesinde Doğu Akdeniz'deki dengelerin Türkiye lehine gelişmekte olduğu görülüyor. Konu Doğu Akdeniz olduğunda Yunanistan, Mısır ve GKR'yi açısından İtalya ve İsrail'in yokluğunun Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa ile doldurulamayacağı da gayet açık görünüyor. İsrail ve İtalya'nın Türkiye karşıtı bloktan ayrılması aynı zamanda başlangıcı İsrail, bitişi ise İtalya olan İsmet Borattı projesi tiyatrosunun da bitti anlamına geliyor. Bu gelişmeler sonrasında ise İsrail devletinin resmi Twitter hesabından yapılan Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. Gelecekte bağlarımızın daha da güçleneceğini umuyoruz. Türk takipçilerimizin tamamına sevgilerimizi sunuyoruz paylaşımı Doğu Akdeniz'in sıcak olduğu bu zamanda gerçekten büyük dikkat çekti. İsrail'in bu şer ayrılmasından sonra Yunanlı bir yetkilinin İsrail'i ziyaret ederek neden deklarasyona katılmadığını şeklinde sorduğu İsrail'in bu yetkiliye verdiği cevabın ipuçlarını ise İngilizler tarafından fonlandığı düşünülen Doğu Akdeniz ve Orta Doğu odaklı haber portalı Middle East Ay'da yayınlanan bir söyleşide rastlıyoruz. İsmi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkiliyle yapıldığı belirtilen söyleşi İsrail-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından çok büyük değişimlerin olacağının sinyallerini de veriyor. Söyleşiye katılan İsrailli yetkili şimdi bizim aradığımız şey Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi. Bunu tesis edemediğimiz sürece beraber başarabileceğimiz pek fazla şey yok. Türkiye geçmişte büyük gerilimler yaşasa da Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkelerde büyük elçilik bulunduruyor. Benzer bir durumun İsrail içinde olabileceğini umut ediyoruz. İran destekli Hizbullah İdlib'de Türk askerine, Güneybatı Suriye'de de bizim askerlerimize meydan okuyor. Enerji güvenliğinin yanında bu her iki ülkeyi de ilgilendiren bir diğer önemli husustur. Ayrıca Türkiye ve İsrail ilişkiler bozulmadan önce İsrail gazının Türkiye'ye getirilmesiyle alakalı bir anlaşmaya çok yakındılar şeklinde ifadelerde bulundu. 5 ülkeden oluşan Şer Yuvası'nın Ankara'yı kınayan açıklamalarında İsrail'in yokluğu sorulduğunda ise ülkem hiçbir zaman zaten bu grubun bir parçası olmadı. Biz sadece Kahire merkezli Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun bir üyesiyiz. Söz konusu forumun biri Libya olmak üzere temelde iki önemli amacı bulunmaktadır. Net söylememiz gerekirse bu kavgada köpeğimiz yok ki olaya müdahil olalım dedi. Kısaca sevgili takipçilerimiz İsrail Öküz yani İsmet Boratlı projesi öldü, ortaklıkta bozuldu. Bu saatten sonra belirttiğimiz konuda benim bu ülkelerle hiçbir ilişkim olmaz demektedir. İsrail'in Türkiye karşıtı cepheden çekilmiş olması iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşaması açısından çok önemli bir konu. Yunanistan, GKR'ye ve Mısır üçlüsüyle hiçbir zaman yıldızı tam olarak barışmayan İsrail'in uzun zamandır yeni arayışlar içerisinde olduğu da biliniyor. Hatta bu alanda Yunanistan'ın geçmişte İsrail'i sık sık iki yüzlülükte suçladığı da olmuştur. Türkiye'nin Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşmasına benzer şekilde İsrail ile de bir anlaşma yapma isteği ve meraklı gözlerden uzak şekilde yapılan müzakereler İsrail için çok büyük önemdedir. İsrail ile de karşılıklı kıyılar temelinde deniz yetki alanlarının belirlendiği bir anlaşmanın imzalanması her iki ülkenin de üst seviyede çıkarına olabilir. Bu sayede Türkiye Şerit İttifakını yerle bir etmiş, İsrail de yapmacık dostlarından kurtulmuş ve uzun süredir bölgede Türkiyesiz kalmaz sebebiyle yaşadığı izolasyonu sonlandırmış olacak. Türkiye İsrail anlaşması bölgesel barışın yanında Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Avrupa'ya intikali konusunda da anahtar durumunda. Ayrıca her ne kadar İsrail üst seviyede güvence denilir bir müttefik olmasa dahi yapılacak bir anlaşma sonrasında Şer ittifakı Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir anlaşma yapma, uzlaşma yapma ihtimalinin olmadığına %100 emin olmuş olacak. Bundan sonraki süreçte ise Doğu ve Orta Akdeniz'in adilane bir şekilde paylaşılması ve her ülkenin kendi zenginliğini satarak ülkesinin refahını artırma ihtimalleri konuşulmaya başlanacak. Bu yol Türkiye'yi çok daha kritik bir ülke haline getirecek. Çünkü Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Mısır Türkiye üzerinden petrol ve doğalgazını Avrupa ülkelerine ulaştıracak. Ve bu süreçten sonra hem bu ülkelerin hem de petrol ve doğalgaz alan Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye olan yaklaşımlarında büyük bir değişiklik olacak. Çünkü bundan sonra Türkiye'ye karşı girişecekleri olaylarda kendi çıkarlarının da masada olduğunun farkında olacaklar. Sevgili arkadaşlar yaşanan bu gelişmeleri ve geleceği sizler için sadeleştirmemiz gerekirse bizim ipuçlarını takip ederek ulaştığımız sonuçlar şu şekildedir. Türkiye ve İsrail ilişkiler gerildikten sonra birbirine muhtaç olmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak tarih, coğrafya, yaşanan gelişmeler, karşıda kurulan ittifaklar bu ülkenin birbirine olan ihtiyacını dikte etmektedir. Bu hususu her iki ülkede 2019'un ikinci yarısında iyice anladı ve gözlerden uzak yapılan görüşmelerde sıklaştı. Ve sonuca baktığımızda da iki ülke arasında bir barış veya ateşkes anlaşmasının imzalandığı görülüyor. Şimdi tabii ki siz savaşta mıydık da barış veya ateşkes imzalıyoruz diyecektiniz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere günümüzde artık savaşlar sadece topla ve tüfekle yapılmıyor. Gördüğümüz kadarıyla bu anlaşma şimdi yavaş yavaş gün yüzüne çıkarılıyor. Yavaş yavaş çıkmasının sebebi de tabii ki Türkiye. İsrail zaten her zaman Türkiye'ye yakınlaşma ve beraber hareket etme yanlısıydı. Ancak ülkemizde ise yetkililerimiz İsrail'i resmen bir şeytan olarak ilan ettiler ve bundan sonra asla bir görüşme ve anlaşma olmayacağını net bir şekilde belirttiler. Yaşanan sürecin Türk kamuoyuna sunulması büyük puntolarla olması sebebiyle kamuoyumuz şu an İsrail'i hala çok büyük bir tehdit olarak görüyor ve başlanan bu sürece pek de hazır değil. Arkadaşlar hep söylüyoruz daimi dost veya daimi düşman diye bir şey yoktur. Ülkenin, devletin her zaman çıkarları vardır ve bu çıkarlar doğrultusunda ilişkiler tesis edilir. Gördüğümüz kadarasıyla önümüzdeki bir iki aylık süreç Türk kamuoyunun yaşanacak gelişmelere hazırlanma süreci olacak. Bu süreçte İsrail Türkiye'yi bol bol övecek ve sık sık sevgi buseleri gönderecek hatta ve hatta atılacak bazı adımların hepimizin ağzını açık bırakacak nitelikte olduğunu bile değerlendiriyoruz. Kamuoyu biraz kıvama girince siyasilerimiz ve ulusal kanallarımız yine büyük puntolarla olacak şekilde İsrail'i dize getirdik. Bakın İsrail bizsiz yapamadı. Adamlar aylardır bize metiyeler düzüyor. Ne yapalım en iyisi biz bunları affedelim gibi cümleler kurarak yaşanan süreçte katalizör görevi üstlenecekler. Sonuç olarak açık seçik bir şekilde anlaşma masasına oturulduğunda ülkemizde de yaşanan bu sürece itiraz edecek pek fazla kişi olmayacak. Burada en önemli itiraz konularından biri de tabii ki Filistin olacak. İsrail'in Filistin konusunda büyük bir geri adım atacağını düşünmüyoruz. Ancak Türk kamuoyunun baskısını azaltmak maksadıyla belki İsrail Türkiye'nin Filistin'e yiyecek ve ilaç yardımı yapmasına izin verme gibi girişimlerde de bulunabilir. Maalesef Türk kamuoyunun Filistin'i bu yapısıyla kabullenmesi gerekecek. Dostluk nişanelerinde büyük ihtimal ilk önce dışişleri bakanlarını kol kola göreceğiz ve sonra da yaşanan siyasi süreci bu sefer askeri manevralarla desteklemeye gelecek. Bildiğiniz gibi donanma politik ve siyasi görüş kapsamında sarf edilen cümlelerin altını çok kalın bir çizgiyle çizilmesini sağlar ve tüm dünyaya yaşanacak yeni sürecin ipuçları konusunda fikirler verir. Yani bu itibarla donanma dostlara sakin olun, düşmanlara da ayağınızı denk alın der. Bu kapsamda biz Türk savaş gemilerinin bu yılın sonlarına doğru İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Sonraki süreçte de İsrail savaş gemilerinin Aksaz Marmaris Limanı'nı ziyaret etmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Yaşanan bu olayları gören Birleşik Arap Emirlikleri Arabistan ve Mısır'la da gerilim hızlı bir şekilde düşecek ve bu ülkelerde kervana katılacaklardır. Belki de Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ve Türk donanmaları 2021'in ortalarında Doğu Akdeniz'de ortak bir tatbikat bile icra edebilirler. Tabi bu ülkelerin Türkiye'ye yakınlaşması aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden uzaklaşmaları anlamına da gelecektir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin payına da bu aşamada sadece Fransa kalıyor. Fransa ile biraz al vergülüm ver yaptıktan ve üst seviyeden atıp tuttuktan sonra Yunanistan'ın da gerçeklerle yüzleşme ve ayaklarının yere basma vakti gelmiş olacak. Bu da zannediyoruz ki 2022 yılının ortalarına veya sonlarına doğru gerçekleşecektir. 2021 yılının sonlarına doğru İsrail'le daha sonraki süreçte de Lübnan, Suriye ve Mısırla deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları sürecinin tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Arkadaşlar bu süreç konuştuğumuz şekilde ilerlerse 2022 yılının ortalarına doğru Doğu Akdeniz'deki liderliğimiz tüm ülkeler tarafından tereddütsüz bir şekilde kabul edilmiş olabilir ve yine tüm ülkelerin yani Yunanistan, Türkiye Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır ve Libya'nın katılacağı ortak bir deniz yetki alanı sınırlandırma çalışması da başlamış olabilir. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin engellemeleri sebebiyle bu sürecin yaklaşık 5 yıl boyunca süreceğini 2027-28 gibi anlaşma masasına oturmaya yaklaşacağımızı değerlendiriyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ise Tüm Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderildiği, İsmet Boratlı'nın başka bir versiyonunun aktif hale geldiğini de görebiliriz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemiz şu an çok yoğun bir şekilde Kıbrıs adası çevresinde arama tarama ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. Pek çok takipçimiz de bu alanda hala çıkmadı mı, neden çıkaramıyoruz, herkes buluyor da neden biz bulamıyoruz gibi yakınıyorlar. Sevgili takipçilerimiz, Doğu Akdeniz'de herkesin münhasır ekonomik bölgesini belirleyen anlaşma imzalandığında herkes uzun süre boyunca petrol ve doğalgaz arama faaliyeti yürütürken Türkiye orada olabilir, burada olabilir demeyecek. Direkt şurada vardı ve ben çıkarıyorum diyerek sondaj yapacaktır. İşte şu an yapılan faaliyetlerin meyvesini de o zaman çok iyi bir şekilde alacağız. Neden hala biz bulamadık diye soran arkadaşlara verilecek cevap da budur. Her şeyin bir zamanı olduğunu asla unutmamalıyız. Bu arada konuştuğumuz süreç bu şekilde ilerlerse Türkiye'nin F-35 projesinde de olumlu gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Çünkü kimse pek fazla dillendirmese de Türkiye'ye F-35 verilmemesinin önündeki en büyük engellerden biri de İsrail'in bunu istemiyor olması. Arkadaşlar bu sürecin bu şekilde vuku bulmasını istiyorsak ülkemizin gelecekte yapması gereken iki çok önemli husus var. Ve ülkemiz ne olursa olsun bu hususlardan asla ve asla vazgeçmemelidir. Bu hususlar ise haklı davasında kararlı bir şekilde sapmadan, yalpalamadan ilerlemek ve her zaman bu davayı savunacak, büyük bir caydırıcılık sağlayacak Türk Sağlık Kuvvetleri'ne özellikle de donanmaya sahip olmaktır. Lütfen kanalımıza abone olarak ve sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek sizlere en doğru bilgileri sunmamıza izin veriniz. Mütakip videolarda görüşmek üzere bir sonraki videoya kadar savaş çıkalım.